أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر Sadaka Resulullah fi ma qal ev sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar, değerli seyirciler, elhamdülillah bir dervi sohbetiyle tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu haftada konumuzda çalgı aletlerinden yahut müzik dinlemekle alakalı dinimizde bunun yeri nedir? Bununla alakalı beraberce mütalaa yapmış olacağız. Eğer sizler de programa iştirak etmek isterseniz değerli soru ve önerileriniz için 0530 220 32 30 nolu telefondan bizlere düşüncelerinizi, ifadelerinizi aktarabilirsiniz. Malumunuz evvela Risale'den bir beyt okuyoruz. Arkasından konumuzla alakalı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere müracaat ediyoruz. Buyuruyor ki Büyük Şeyh Efendi 70. sayfada Olup nefsinden aktam emri subhan Çun emrinde uzatmış serlekerdan kerdan Salatü subh olup indinde ihsan Sekiz cennetten anla sırrı burhan Budur bil imtihan hakka giydelim Cemal-i seyri seyridelim Büyük Şeyh Efendi bu haftaki beytinde bizlere Mevla Teala Hazretlerinin emirlerinin veya yasaklarının, ibadetlerin ne kadar son derece kıymetli, önemli olduğunun izahatını bizlere beyan ediyor. Ki beytimiz bununla alakalı. Buyuruluyor ki, olur nefsinden aktam emri subhan. Çok güzel bir ifade. Rabbim bizlere de bu ifadeyi en güzel şekilde başarmayı ikram eylesin inşallah. Allah'ı bilen, Allah'ı seven, Mevla Teala Hazretlerine yakın olan ve o yakınlığı kalbinde hisseden kulun kendi nefsinden önce kendi nefsinden önce Mevla Teala Hazretlerinin emirleri gelir buyuruyor olup nefsinden aktan emri subhan. Mevla Teala Hazretlerinin emirleri onun nefsinden önce geliyor. Önce nefsim demiyor. Önce ben demiyor. Önce menfaatim demiyor. Önce makamım, mevkiyim, kazancım demiyor. Önce Rabbim diyor. Önce Kur'an diyor. Önce Resulullah diyor. Önce dinim diyor, dinim, değerlerim, kültürüm, ahiretim diyor. Ne kadar güzel bir ahlak bu be. Hesabını, kitabını nefsine göre değil, menfaatine göre değil, Rabbine göre çizebilmek. Atacağın adımda, yapacağın harekette Mevla'nın rızasını gözetebilmek. Bu, işimize geldiği zamanda, işimize gelmediği zamanda. Her insan kendini bilir, değerli izleyicilerimiz, değerli seyircilerimiz. Herkes kendini çok iyi bilir. Gerçekten, dini değerlerimize karşı hassasiyetimiz ne kadar? Kimi yerde bazı örf, adetler, örf, adetler, Allah muhafaza, dinin önüne çıkmış durumda. Mesela örneğin diyelim, şöyle bir temsil vermek gerekirse, belki biraz, belki seyircilerimizden bir kısmı kızacak ama biz yine örneğimizi vermiş olalım. Mesela düğün, normal şartlarda ömürde bir defa insanın yapmış olduğu nedir? Bir güzelliktir değil mi? Bir kaynaşma vesilesidir. Bir aile kurumunun aile müessesesinin ilk adımının atılmış olduğu nedir? Bir çalışmadır. Ama bu düğün eğer bu düğün eğer uygunsuz, çalgılı, çengili olduğu halde, çalgılı, çengili olduğu halde amam, komşum darılmasın. İşte ne bileyim, işte amcam nedir? Dayım nedir? Halam, teyzem nedir? Arkadaşım, kardeşim nedir düşüncesiyle o düğün dinimize uygun olmayan şekilde yapıldığı halde bakıyorsunuz. Bazı baskılar insanı ne yapabiliyor o o düğüne götürebiliyor. Şimdi burada senin hangi şey daha ön plana çıkmış oldu? Rabbimin emri mi yoksa falanca'nın pişmanca'nın? Kırılması mı? Falanca kırılmasın derken yoksa sen Rabbini mi kırdın? Falancayı kaybetmeyim derken yoksa sen dinini mi kaybediyorsun Allah' muhafaza? Bir iki gün önce, pazar günü, bir iki gün, pazar günü bir, e, biliyorsunuz bir Halil amcamız var, FM TV hayranı. Allah razı olsun diyorum. Kendisine de buradan selam ediyorum. Onu ziyarete gittiğimiz zaman Hemen evinin yakınında bir e, herhalde bir dükkan açılışı, bir market, bir mağaza açılışı vardı. Son derece işte müzik eşliğinde artık işte oraya bir iki öyle e, insanları güldürecek şekilde ne işte birilerini de çağırmışlar. Dedim kendi kendime, desen ki ya abi sen niye böyle bir açılış yapıyorsun ya? Rabbim sana imkan vermiş, Rabbim sana fırsat vermiş. Ya ilk açıyorsun ya ikinci, üçüncüyü açıyorsun. Rabbim sana bu kadar genişlik vermişken sen kendine göre kimi memnun etmek için hangi mantık, hangi düşünceyle böyle bir açılış düşünüyorsun? Bu açılışın dinimizdeki yeri ne? Kendine göre ya işte millet, milletin öyle bir şey istediği yok ya. Milletin öyle bir isteği yok, öyle bir derdi de yok. Kendi kendine tasalanıyor kendi kendine ne yapıyor tasalanıyor. Bir gün bir yere yemek yiymeye girdim. Bir abimizin e, dükkanına yemek mutfak bölümüne geçtim. Baktım orada değişik hani bir böyle değişik bir çalgı şeyi var. Dedim abi hani bana hani bunları dinlemesen böyle falan öyle tatlı bir şekilde aramızda konuşma oldu. Ya hocam buraya işte her türlü adam geliyor işte süsür geliyor, bucusu geliyor, oğlcusu geliyor, bucusu geliyor. O yüzden işte ben de açıyorum. Diyemedim. Madem sen kalemine göre açıyordun. E hocaya göre niye açmıyorsun? Öyle ya. Şimdi ona buna göre açıyoruz ya. O zaman hocaya göre niye açmıyorsun? Biz bana göre sana göre hareket edersek kimsenin gönlü olmaz. Eğer sen Rabbine göre hareket edersen Rabbim bütün gönülleri ne yapar? Senin kalbine çevirir. Bütün gönüllerde senin sevgini ikram eder. Ama sen Ahmet'in kalbi olsun. Mehmet şöyle demesin işte Ayşe Fatıma böyle sen bu düşüncelerle hiçbir yere gidemezsin ve çok şey kaybedersin. Bu demek değildir kırıcı olacaksın. Bu demek değildir dümdüz keseceksin. O anlamda da değil. Ama tatlı bir şekilde de ne yapmak lazım? İnsan biraz neyi koyması lazım? Ölçüyü koyması lazım. Mesela örneğin bir çalgılı çengili bir düğün olsa mesela örneğin oraya bir hoca çağrılır mı? oraya hoca çağrılmaz. Niye? Ya hocam bu size gitmez. E sana niye gidiyor? E sen Müslüman değil misin? Aradaki fark ne? Veya senin için çağırıyorlar değerli seyircimiz. Senin için çağırıyorlar oraya. Eğer böyle bir yere çağrılıyorsan demek ki senin yaşantında sıkıntı var demektir. Ne yapman lazım? Sen bu hassasiyetini karşı tarafa hissettirmen lazım. Rabbim ikram eylesin ihsan eylesin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz devam ediyoruz. Ne buyurdu büyük şeyh efendi? Olup nefsinden aktam emri subhan. Mevla Teala Hazretlerinin emirleri nefsimizden ne yapacak? Önce gelecek. Önce onun rızası olacak. Çun emrinde uzatmıştır serle kerdan, gerdan. O başını ve boynunu Mevla Teala Hazretleri'nin emirlerine karşı uzatmıştır. Var ya boyunun kıldan incedir. Rabbim ne emrediyor kardeşim? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e sormuşlar. Efendim siz bu dereceyi ne şekilde elde ettiniz? Bana dünya ve ahiret sunulduğu zaman ben hep ahireti tercih ettim. Başka bir ifadede de ben hep dünya ve ahiret karşısında Rabbimin rızasını tercih ettim. Bak o kazandı. Hem de öyle büyük bir kazandı ki bütün ümmetin, bütün ümmetin medarı iftihar oldu. Sahabenin de ümmeti Muhammed'in de son derece seçkin güzide bir insan oldu. Niçin? Önce Resulullah dedi. Önce Resulullah dedi. Önce Rabbimin rızası dedi. Dünya geçicidir dedi ve Rabbim de ona bu güzelliği kendisine bahşetti. İşte kaliteli bir insanda ne yapması lazım diyor. Başı, boynu Allah'ın emrini karşısında amade. Ne emrediyorsun ya Rabbi? Ne istiyorsun ya Rabbi? Ticarette yalan olmayacak mı ya Rabbi? Söylemeyeceğim ya Rabbi. Ya Rabbi krediye bulaşmayacak mıyım? Bulaşmam ya Rabbi. Ya Rabbi harama helale dikkat mi edeceğim? Ederim ya Rabbi ne gerekiyor? Yeri ve zamanında ne gerekiyorsa, yeri ve zamanında ne gerekiyorsa o ger o anda lazım olan, o anda yapılması gereken hareketi yapabilmektir ki Rabbim bu teslimiyeti hepimize ikram eylesin inşallah. Salatü subh olup indinde ihsan sekiz cennetten anla sır-ı burhan. O insan diyorur, o insanın katında sabah namazının sünneti dahi, sabah namazının sünneti dahi sekiz cennetten daha kıymetlidir. Niye? Çünkü o sünneti Rabbim emretmiştir. Peygamberim yapmıştır. Peygamberim yaptıysa ben bunu Allah için yapıyorum. Peygamberimin sevgisini kazanmak için yapıyorum. Cennete gireyim, cennette büyük derecelere nail olayım. Bak bu düşüncede de sıkıntı yoktur. Ama bu insan orayı da ne yapmış? Orayı da aşmış. Önce ibadet demiş. Önce vazifelerim demiş. Ben vazifelerimi Rabbim için yapıyorum. Ben vazifelerimi, ibadetlerimi Allah katındaki değerimin artması için yapıyorum. <laughs> Rabbim o yüzden ibadetlerimize, vazifelerimize karşı da tam bir hassasiyet ikram eylesin inşallah. Özellikle sabah namazının bir özelliği var, değil mi değerli seyircilerimiz? Ne var? Sabah namazının bir özelliği var, biraz fedakarlık istiyor. Uykudan feragat etmek gerekiyor. Hele şimdi gerçekten, çünkü aşağı yukarı 6.30'a doğru İstanbul'la alakalı, o saatlere yakın güneş doğuyor. E belki 7-7.30'da kalkan e, İşe giden arkadaşlar var, kardeşlerimiz var, ağabeylerimiz. Bunlar ne yapacaklar? Biraz daha erken kalkmaları, kalkmaları, belki istirahatle alakalı vakit bulamayacaklar. Ama işte bu fedakarlıklar olmadan da ne olmuyor? Cennete girilmiyor. Ki Büyük Şeyh Efendi de bu bir imtihandır diyor Hakk'a Bu diyor ki imtihandır. İmtihandır ibadetlerini yerine getirmek, fedakarlık yapmak, istikamette o yolda yürümek nedir? Bu imtihandır. Rabbim seni bu imtihana tabi tuttuysa teslim olacaksın kardeşim. Teslim olacaksın. Ya işte benim önce rahatım olmayacak. Önce benim evladım değil. Önce benim şuyum, buyum, ailem değil. Önce önce Rabbimin emri. Bu Rabbimin emri Uykumunda, uykumundan da önce olacak, sevgimden de önde olacak, bütün insanlardan da daha önde olacak. Eğer ben Rabbimin, Rabbimin emrini, Peygamberimin yaşantısını neyin arkasına atarsam, çok önemli bir ifade söylüyorum. Eğer ben Rabbimin emrini, Peygamberimin yaşantısını neyin arkasına atarsam, bana o hangi şeyle arkaya attıysam bana oradan imtihan gelecek. Mesela uyku için ben, uyku için sabah namazını yiyorsam belki gün gelecek Rabbim beni uyku ile imtihan edecek. Ben aman falanca patron işte o memnun olsun, aman ona kötü olmayayım diye namazlarımı aksatıyorsam gün gelecek o patronumla ben kötü olacağım. Veya falanca akrabam işte işte örneğin uygun olmayan bir yere çağırdığı halde aman kaybolsun diye gittiğim zaman belki gün gelecek onunla Kötü olma durumuna geçeceğim. Niye? Çünkü Rabbim diyecek ki kulum, sen onu memnun etmek için beni mi kırdın? Onu, o sana hiçbir şey vermedi, o sana hiçbir şey yapmadı. Bütün nimetleri sana bahşeden, ikram eden benim. Sen onun rızasını gözetiyorsun ha. Al, ikiniz baş başa kalın. Öyleyse derse Rabbimiz, o zaman işte eyvah. O yüzden de el izleyicilerimiz ne yapmayacağız? olayı oraya getirmeyeceğiz. Rabbim inşallah kendisine karşı hassasiyet ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi de konumuza girelim bakalım. Rabbimiz ne buyuruyor? Konumuz çalgı, çelengi müzik aletlerini kullanmak veya müzik dinlemek geniş olarak düşünebiliriz. Öncelikle değerli seyircilerimiz şunu ifade etmek isteyeyim. Belki biraz sonra sorulardan da gelecektir. Hocam ilahi dinlemek işte günah mı falan. Bak insanda şu vardır. Siz kendinizi, nefsinizi, kendinizi neye alıştırırsanız o alıştırmayla beraber nefsiniz onunla tatmin olur. Eğer kişi kendisini maça maça alıştırırsa maç dinledin mi, maç seyrettin mi adam rahatlar. Eğer kendini sen bir filme veya bir diziye ne yaparsan, kendini bağlarsan o filmi seyrettin mi yağları nedir? İşte sen kendini artık neyse herkesin kendine göre neyi var? Bir e, huzur bulduğu kendine göre veya huzur aradığı ne var? Bir takım olasılıklar var. Bunlardan sen hangisine kendini alıştırdıysan sen huzuru oradan geçici bir zevk de olsa oradan bulursun. Ama sen eğer huzuru Rabbine bağlarsan, ibadete bağlarsan, helal olan, helal olan ve dünyana hatta helal yolla dünyana faydası olan veya ahiretine faydası olan şeylerle ararsan o zaman ne yaparsın? Onu da orada bulursun. Mesela kim insanlar vardır? Kur'an dinlemeyi çok severler. E kimi insanlar da? şarkı dinlemeyi. Şimdi örneğin ya hocam adam diyecek hocam ben Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamıyorum. Yabancı şarkıların hangisini anlıyorsun? Hiçbirini anlamıyorsun. E niye dinliyorsun? Niye? Çünkü nefsini ne yaptın? Ona alıştırdığın için ne yapıyorsun? Oradan zevk almış, zevk alıyorsun. Ama sen eğer kendini, eğer sen kendini bir fedakarlığa, bir vazifeye, bir ibadete farklı bir şeyle alıştırmış olsaydın işte o zaman ne yapardın? O şekilde nefsini dizginlemiş olurdun. İşte Rabbimiz de Lokman suresinin 6. ayet kelimesinde çalgı çengi ile alakalı ifade buyuruyor. Ve buyuruyor ki ve minen nasi insanlardan bir kısmı vardır. İnsanlardan bazısı men o kimse ki yeşteri satın alıyor lehvel hadis boş sözleri satın alıyor boş sözleri satın alıyor lehvel hadis şarkı türkü şarkı türkü insanın dünya ve ahiretine yaramayan boş ifadeler olarak ifade ediliyor lehvel hadis hadis söz demektir lehv boş boş sözler İşte bunlar ...özellikle müfessirlerimizin ifadelerince daha çok bunlar şarkı ve türküdür değerli izleyicilerimiz. Şarkıcı bayanların diyor çoğalması Allah Resulü kıyamet alametlerindendir buyuruyor. Şarkıcı bayanların, kadınların çoğalması. Bununla beraber, bununla beraber... Yani bir insan şarkıcı olan bir erkeği dinleyebilir mi? Dinimiz ne yapmamıştır? Şarkıya, Türkiye müsaade etmemiştir. Bakın şurada bir hadis-i şerif var. Ama tabii bunu böyle nasıl anlamaya çalışalım? Gerçekten bunu şöyle gerçekten tüm zerrelerimizle, kalbimizle anlamaya çalışalım. Hem zihnimizle, hem fikrimizle, hem de kalbimizle anlamaya çalışalım. Ne buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Le en yemteli e cevfu ahadikum kayhan hayrul lehu min en yemteliye e Sizden birinizin içinin sizden birinizin içinin cerahatla, irinle, kanla dolması. Sizden birinizin bir adam düşünün. Sizden bir adam düşünelim. Vücudu yara, bari, yara bere içinde. Her tarafı Tam revan irin, perişan olmuş, ayakları şişmiş, rengi değişmiş, çok çok acınacak bir durumda. Sizden birinizin bu hale düşmesi, içinin böyle vücudunun bu şekilde cerahatla, yaralarla berelerle e, dolmasından yol, dolması, o kişinin içinde türkü, şarkı, müzikle dolmasından daha hayırlıdır. Bir tarafta bir adam veya bir bayan şarkıcı. İçinde kalbinde şarkılar, türkülerle dolu. Bir tarafta da son derece yara veri içinde, böyle kanamalar içinde, vücudu iltihap toplamış, son derece perişan olmuş olan kişi, içi şarkı türküyle dolmuş olan insandan daha hayırlıdır. Bu insan, bu insanın günahlarına kefaret oluyor. Evet bu insan şu an gerçekten belki acı çekiyor, ızdırap çekiyor. Ama bu ebedi olan bir ızdıraba koşuyor. Binleri milyonları masiyete, günaha sürüklüyor. O yüzden bunun durumu çok tehlikelidir buyuruyor. Allah Resulü ki ayet de ne buyuruyor? "O minen nas men yasteri lahu'l hadis li yuzill an sabilillah İnsanlardan bazısı cehaletinden, bilgisi yok. İnsanları saptırmak için boş sözler satın alıyorlar. Yani şarkılarla, türkülerle, müziklerle günlerini, hayatlarını tükettikleri gibi binlerin, milyonların vaktini, zamanını, hayatını tüketiyorlar. İnsanın ağrına gidiyor ve üzülüyor gerçekten. Falanca müzikçi, ben sanatçı demek istemiyorum. Falanca müzikçi, türkücü bir konser verecek ama bu Türkiye Türkiye'mizden olsun gerek yurt dışından gelecek olsun bakıyorsunuz 10, 20, 30 bin, 40 bin, 50 bin bilet satılabiliyor. 1 milyon belki. Veya konser değil farklı bir de ki film dizisi de. Ama ama aynı cemaati, aynı kalabalığı, aynı kalabalığı camide göremiyorsun. Bir sohbette göremiyorsun. İslami bir faaliyette bir çalışmada göremiyorsun. Ama diğer türlü hem parasını veriyor, hem para veriyor. Belki yakın olmak için ne kadar veriyorlar bilemiyorum. Saatler önce geliyor. Soğuk sıcak bu şekilde geçenlerde yani bir 7-8 ay önce bir yerde ne yapıldı? Konser verildi ecdadımızın, ecdadımızın o mübarek kabri şerifleri çiğnedilmişti. Hem de son derece çirkin kıyafetlerle. O yüzden bunlardan uzak durmak lazım. Rabbimiz buyuruyor ki, Rabbimiz buyuruyor ki, Ulekelehu bu muhin. Onlar için alçaltıcı, rezil, rusvay edici azap vardır buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Onlar için rezil, rüsvay edici, alçaltıcı. Burada belki paran var. Burada şöhret oldun. Burada artist oldun. Ama milyonları, binlerce genci yoldan çıkardın. Binlerce genci çok yanlış şeylere sürüklediğin sevk ettiğini öyle mi? Vallahi yarın ahirette bunun altından kalkamayacaksın. O yüzden Rabbim inşallah bizlere bu tarz böyle nefsimizi tatmin edici, kendimizi kandırıcı şeylerden ne yapalım? Rabbim uzak durmayı ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Yine Allah Resulü buyuruyor ki, İsmâ'ul melâhi mâsiyetun. <Sessizlik> çalgı dinlemek günahtır. Çalgı Dinlemek günahtır. Çalgı dinlemeyeceksin kardeşim. Eğer çalgı dinlersen, eğer çalgıyı dinlersen sol taraf, sol tarafına ne yapar? Yazılmaya başlar. Waljulusu aleyha fiskun, o mekanda oturmak, o mekanda oturmak fasıklıktır. Mesela örneğin TV'de televizyonundan açtın şarkı programını. Olmadık yerler biliyorsunuz. Televizyonlar her tarafa. Ne yapıyor? Bütün her şeyi gösterebiliyor kanalına göre. FM TV'de Allah'ın cebine böyle bir şey görükmez de. E şimdi açtığın zaman sen ne yaptın? O mekana ortak olmuş oldun. İşte bu nedir? Bu fasıklıktır. Bu günahtır. Ve teleddudu biha küfrun. Çalgıdan diyor, lezzet almak diyor. Allah muhafaza bu küfürdür buyuruyor ki Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Yine Allah Resulü'nün bir ifadesi daha var. Bu şey de benim çok hoş çok bu hadis-i şerif beni çok etkiler. Bakıyorsun adam bir şarkı dinlemeye başlıyor veya açıyor. Her tarafı oynamaya başlıyor. İşte o her taraf niye oynuyor biliyor musun? İşte bak burada. Ma'min raculin yerafu saftehu bil ghina. Bir adam diyor, bin adam müzik dinlemek için sesini yüksel, müzik söylemek için sesini yükselse veya da kulak kesilse. Müzik dinliyor ya da müzik söylüyor. İlla ba'atallahu lehu şeytanayn. Mevla Teala Hazretleri ona iki tane şeytan gönderir. Ahaduhuma ala hadal biri bir omuzuna vel aharu ala hadal bir diğeri de diğer omuzuna otururlar. فَلَا يَزَالَانِ يَضْرِبَانِ بِأَرْجُلِهِمَا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذ۪ي يَسْكُدُ O insan, o insan müzik dinlediği vakit, müzik dinlediği müddetçe yahut da müziği söylediği müddetçe şeytan, iki şeytan onun omuzlarına oturur ve ayaklarıyla vurma, başlar vurmaya. Ayaklarıyla vurdukça bu sefer beden başlar oynamaya. Yani şeytanların maskarası olur. Ondan sonra adam... ...hocam ben ibadetten zevk almıyorum. E niye alacaksın ki? Çünkü sen refahını, huzurunu, tezkiyetini, sükunetini ne yaptın? O yolda aradın, Allah da verdi. Nefis zaten istiyordu. Sen de aldın, dinledin veya söyledin. Şeytan da geldi hemen, büyük hocası da geldi şeytanın, e, nefsin. Tık tık o da sana ayar vermeye başladı... Ondan sonra rahatladığını zannediyorsun. <laughs> Huzur bulduğunu zannediyorsun. Üç adım sonra Rabbim öyle bir şeyle canını sıkıyor ki eyvah diyorsun. Eğer canını sıkıcı bir ifade, bir hayır hareketle karşılaşmıyorsan o zaman Allah muhafaza imanını kontrol etmen gerekiyor. Rabbim o yüzden bize bu çalgı tarzı şeylerden uzak durmayı bize ikram eylesin inşallah. Gerek düğünlerde olsun, gerek trafikte olsun değerli izleyicilerimiz, gerek evimizde olsun. Allah rızası için ne yapalım? Bu tarz, bu tarz çalkı, çengi şeylerden uzak durmaya çalışalım. Rabbimize darıltmayalım. Şeytanın, şeytan aleyhillânenin maskarası, oyuncağı olmayalım. Diğer türlü biz bunları dinlediğimiz zaman o kulaktan giren müzikten o kulak artık Kur'an'a kapanıyor. Kalbine giren müzik artık kalbini kapatıyor ve ne ayet, ne hadis, ne Kur'an, ne ölüm sana bu sefer asla tesir etmez oluyor. İbadetten zevk almak için, ibadetlerimizden zevk almak için öyleyse ne yapacağız? Zevk zevk kanalımızı yenileyeceğiz. Zevk kanalımızı çoğaltacağız. İmam Rabbani Hazretleri yavrucuna diyor ki yavrucum diyor, devamlı namaz kıl. Eğer diyor ondan diyor bir böyle bıtkınlık gibi bir şey, usanma gelirse, Kur'an oku diyor. Ondan da geldi mi? Namaz kıl diyor. Bu şekilde diyor çevir. Niye? E çünkü namazda huzur var. Kur'an'da huzur var. Zikirde huzur var. Siz bir bir elimize tesbih aldığımız zaman Rabbim kalbimizi öyle bir genişletiyor ki, öyle bir ferahlık veriyor ki Allah'ın izniyle o ferahlığı hiçbir yerde bulamayız. O yüzden değerli seyircilerimiz inşallah bu ayetler çerçevesinde bu hadis şeriflerden anladığımız kadarıyla Rabbim inşallah çalgılı çengili mekanlardan uzak durmayı, inşallah Kur'an'dan zevk almayı, Kur'an dinlemekten hoşnut olmayı, o sevgiyi Rabbim Kur'an-ı Kerim dinleme arzusunun şevkini bizlere ikram eylesin. Rabbim kendisini daraltacak, üzecek, incitecek mekanlara düşmekten veya uygunsuz şeyler dinlemekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Gününüz, haftanız hayırlı ve bereketli olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته